Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü filmin adı Cocaine Bear. Kokain alan bir ayı daha fazlasını bulmak için ormanda koşturur. Gerçek olaylara dayanan film, gökyüzünde uçan uçaktan bir uyuşturucu satıcısının çantalarını aşağı fırlatmasıyla başlar. Ardından adam bir paraşüt takar ve çantaların peşinden atlamaya hazırlanır. Fakat kaderin onun için başka planları vardır. Uyuşturucu satıcısı başını çarpıp bayılır ve paraşütünü hiç açamadan düşer. Hayatı sona erer ve hikaye ormandaki iki yürüyüşçüye geçer. Yürüyüşçüler ayaklarının altındaki devasa ayı pençesi izini tamamen görmezden gelerek nehir yolu boyunca ilerlerler. Ağaçtaki kırmızı çantayı da fark etmezler. Uçuruma çıktıklarında manzaraya hayranlıkla bakarken aniden yakınlarda bir ayı görürler. Ayı sırtını ağaca yaslamış, kıvranıyordur. Turistler ayıyı doğal ortamında görüntülemek için kameralarını çıkarır. Ne var ki ayı çok garip davranıyor, kafasını ağaca vuruyordur. Paparazileri fark eden bozayı onlara yaklaşır. Turistler koşarak uzaklaşır. Ancak ormandaki bir ayıdan kaçmak, açık arazi deki bir keskin nişancıdan kaçmak gibidir. Adam tökezler ve düşer. Bu sayede ayıdan kurtulur. Ayı kız arkadaşına koşar ve onu parçalar. Haberlerde gökten düşen bir adam olduğu ve bu adamın uyuşturucu satıcısı olduğu konuşuluyordur. Polis memurları olay yerine gelir ve uyuşturucu sevkiyatından kimin sorumlu olduğunu belirlemeye çalışır. Sid adında bir adam şüphelidir. Dedektif Bob birkaç paketin malın tamamı olmadığını fark eder. Bu da şu anda bir yerlerde kokain torbaları olduğu anlamına geliyordur. Neler olduğunu anladıktan ve köpeği ortağına emanet ettikten sonra komşu bir eyalete gider. Sid, asistanı Howard'la alışveriş merkezinde buluşur. Sid, ona ölü satıcının güzergahında yürümesi ve atılmış kokain paketlerini toplaması görevi verir. Sid, karısının ölümünden sonra depresyonla mücadele eden oğlu Eddie'yi ortağı yapar. Hikaye Sarı isimli bir hemşireye geçer. Gece vardiyası için hazırlanıyor. Genç kızı Didi'ye sabah kahvaltısını ısıtmasını söylüyordur. Kızı ders çalışmak yerine arkadaşı Henry ile ormana gider. İşten eve dönen annesi bir telefonla durumdan haberdar edilir. Bahçede kızının sırt çantasını ve üzerinde bir şelalenin işaretli olduğu bir harita bulur. Kızı oraya gidiyordur. Yolda çocuklar bir kokain briketi bulur. Zeki gençler okulda kendilerine bu tür paketlerin resimleri gösterildiği için bunun uyuşturucu olduğunu anlarlar. Didi paketi açar ve uyuşturucuyu yutmaya çalışır. Henry de aynısını yapar ama pek hoşlanmaz. Bir paketin ne kadar ettiğini ve kime satabileceklerini hesaplarken çalıların arkasında daha fazla paket bulurlar. Bazıları çoktan yırtılmıştır. Kafası güzel bir ayının pudralı burnuyla etrafta dolaştığını fark etmezler. Çocuklar yırtıcıyı gördüklerinde dehşet içinde çığlık atar ve kaçarlar. Howard ve Eddie otoyolda ilerlerken Eddie'nin aile trajedisi ve uyuşturucu bağımlısı babasıyla olan kötü ilişkisini tartışırlar. Sarı karakoldaki korucuları ziyaret eder. Korucular Liz ve Peter şelaleye doğru dolambaçlı bir yoldan giderler ve kızını bulacaklarını söylerler ve kadını yanlarına alırlar. Sid'in yardımcıları bir otoparka girer. Howard tuvalete gider ve yerel gençler onu soymaya çalışır. Uyuşturucu satıcısı genç holiganları bir güzel benzetir. Kendisi sırtına aldığı hafif bir yarayla kurtulur. Eddie baygın çocukların yanında bir torba kokain bulur. İçlerinden birini suyla uyandırıp uyuşturucunun geri kalanının nerede olduğunu sorar. Çocuk pek işbirlikçi değildir. Howard onu işbirliğine ikna etmek için silahla tehdit etmek zorunda kalır. Korucular küçük çocukların ayak izlerine rastlar. Anne kızına seslenir ancak cevap veren Henry olur. Ayıdan kaçmak için bir ağaca tırmandığını ve Didi'nin bir ayı tarafından kaçırıldığını söyler. Çalıların arkasında şüpheli bir hışırtı duyulur ve bir şey Peter'ı çalılıkların arasına sürükler. Liz hareket eden çalılara ateş eder ama sürünen kişi Peter'dır. Peter etrafı saçılmış kokainlere rastlar. Bundan muhtemelen ayı sorumludur. Kurnaz ayı Liz'e arkadan yaklaşır ve onu arkasından yakalar. Yaralı korucu topallayarak uzaklaşır ve Peter yakındaki bir ağaca tırmanır. Sarı yerde tek başına kalır ve başka bir ağacın arkasına saklanır. Kızını kurtarması gerekiyordur. Ayı Henry'e doğru tırmanarak çocuğu daha da yükseğe tırmanmaya zorlar. Ayı neredeyse bal arılarının yanına varmak üzeredir ki burnu Peter'ın üzerine bulanmış taze uyuşturucunun kokusunu alır. Hızla aşağıya inerek yakındaki diğer ağaca tırmanır ve Peter'a ulaşır. Bunu fırsat bilen Henry ağaçtan iner ve Sarah ile birlikte kaçar. Çocuk Didi ile birlikte ayının kafayı bulduğu kokaini bulduklarını ve Didi'nin diğer yöne doğru kaçtığını hatırladığını söyler. Onu aramak için yola koyulurlar. Bir kayanın üzerinde kırmızı bir şey görürler. Sarah bunun kızının kanı olmasından korkar. Ama aslında kız geçtiği yolları boyayla işaretlemektedir. Renkli işaretler arasında ilerlemektedir. Liz, yaralı gençlerin yaralarını sardığı karakola döner. Tabancasını doldururken dışarıdan bir hırıltı duyulur. Kadın, aptal ve sinsi gence kapıyı açmasını söyler. Dışarıda gizlenen bir hayvan vardır. Liz, gözlerini kapatarak ateş eder ve kurşun genç adamın kafasına isabet eder. Beyni farklı yönlere dağılır. Hem arkadaşına hem de ayıya sıçrar. Yırtıcı gürültüden ürküp taktik değiştirmeye karar verir ve kaçar. Kapıyı kilitledikten sonra korucu ve diğer genç ayının çatıya tırmandığını duyarlar. Liz, ayının orada olduğuna inanarak bacaya nişan alır ama ayı daha kurnazdır. Pencereden uzanıp duvara yaslanmış olan
olan genci yakalar. Dedektif Bob arabasıyla karakola gelir ama etrafa bakınırken içeride kan döküldüğünü fark etmez. Daha sonra bir ambulans gelir. Sağlık görevlileri kapıyı zar zor açıp içeri girer. Yaralı Lize ve diğer gencin parçalanmış cesedini bulurlar. Ayı karanlıkta oturuyordur. Hayvan bir tekmeyle sürücünün ayaklarını yerden keser. Kapıya basıp adamı aşağı bastırır. Ayı çok ağırdır. Sürücü altından kalkamaz. Ona bir çantayla vurarak korkutmaya çalışır. Plan işe yarar çünkü hayvan çantasının kırmızı rengini görünce içinde kokain olduğunu sanar. Hemşire Lize içeri sürükler ve ambulansın direksiyonuna geçer. Sürücü ambulansa zar zor yetişir ama ayı potansiyel öğle yemeğinden vazgeçmemekte kararlıdır. Ambulansa yetiştikten sonra Liz'in bulunduğu sedyeyi dışarı fırlatır. Sürücünün karnını deşer ve ambulansın bir ağaca çarpmasına, hemşirenin ön camdan dışarı fırlamasına neden olur. İnsanlar hareket etmeyi bırakıp sıkıcı bir hal aldığından ayı gider. Zula'ya giderlerken tuvalette dayak yemiş olan gençlerden biri depresyondaki Eddie'yi teselli eder. Ancak Howard işi bitirmek için sabırsızlanmaktadır. Dedektif Bob'un çoktan çardakta olduğunu ve tepesindeki çantayı fark ettiğini bilmiyorlardır. Torbacılar geldiğinde Zula artık orada değildir. Genç bunu haydutlara nasıl açıklayacağını bilemez. Howard silahını çekerek onu tehdit eder. Ancak çatıda dedektif belirir. Ona silahını bırakmasını söyler. Sonra da güvenli bir şekilde aşağı inmenin bir yolunu arar. Howard aksaklıktan yararlanıp silahı kapar. Ancak dedektif iyi nişan alarak onun birkaç parmağını uçurur. Torbacı silahı kapar ve polisin kör noktasına saklanır. Ayı etrafta dolaşıp kendine yeni bir kurban aramaktadır. Eddie'yi kokladıktan sonra üzerine çıkar ve tüm ağırlığıyla onu ezer. Howard üzerine eğilirken ayı bilincini kaybetmiş gibi görünüyordur. Cebinden bir torba kokain düşer ve ayı uyuşturucuyu koku alma duyusuyla hisseder. Kalkar ve bütün paketi ağzına tıkar. Sonra da mutlu bir şekilde yerde yuvarlanır. Hayvanın dikkati Eddie'ye kaydığında ayağa kalkıp ayıyla dans eder. Bob başka bir paketle ayının dikkatini dağıtır. Paketi yırtar ve tozu yere saçar. Diğer bir briketi uzağa fırlatır. Dedektif suçlulara kaçmaları için bir şans verir. Ancak Howard ona silahını doğrultmuştur. Malları almak istiyordur. Aniden bir silah sesi duyulur ve yaralı Bob yere yığılır. Fakat onu vuran Howard değil, patronu Sid'dir. Elinde bir tüfekle uzakta durmuş, yardımcılarının koşarak gelmesini bekliyordur. Patron kokainin nerede olduğunu sorar. Mallar iade edilmezse kodamanlar peşine düşecektir. Çantayı almak için çardağa geri dönerler ancak yaralı Bob çantayı aşağı iter ve ayı çantayı sürükleyerek götürür. Sonra Bob'un ortağı gelir. Sid ve adamlarına silah doğrultur. Gel gelelim kızın uzun süredir bir suç dehası için çalıştığı ve yolsuzluk yaptığı ortaya çıkar. Suçlular ayıyı aramaya çıkar ve dedektifi çatıda ölüme terk ederler. Bir ağaca asılı çantayı görmeden patikadan gizlice ilerlerler. Sari ve Henry nehrin karşısındadır. Kızıl saçlı bir yürüyüşçü olan Olaf'la karşılaşırlar. Hatırlarsanız filmin başında arkadaşı bir ayı tarafından parçalanmıştır. Henry kayıtsızca çantasını karıştırıp yiyecek arar. Sari adama yakınlarda küçük bir kız görüp görmediğini sorar. Onlara kızın nerede olduğunu göstereceğini söyler. Olaf onları bir mağaraya götürür. Sari'ye bir el feneri verir ama içeri girmeyi reddeder. İçeride iki yavrunun karıştırdığı içi boşaltılmış birkaç uyuşturucu torbası bulurlar. Şefkatli anne ayı yavrularını da uyuşturucuyla tanıştırmıştır. Burada yaralı bir de kişi vardır. Bu kişi Didi'dir ve bacağı yaralıdır. Yeniden bir araya gelmenin sevinci geri dönen ayının kükremesiyle yarıda kesilir. Başka bir çıkış yolu bulmak için mağaranın derinliklerine giderler ve şelalenin yanından gizlice geçerek kenardan dolanırlar. Bu arada suçlular mağaraya doğru ilerlerken Olaf'ın kanlı kalıntılarıyla karşılaşırlar. Zavallı adamın şansı ikinci kez yaver gitmemiştir. İçeride bir uyuşturucu çantası bulurlar. Polis gitmeyi teklif eder ama Sid bir çantanın yeterli olmadığını söyler. Diğerini de bulmaları gerekiyordur. Haydutlar, çocukların ve Sari'nin bir tarafta ayı yavruları, diğer tarafta silahlı uyuşturucu satıcıları arasında kaldığı şelaleye ilerler. Yavrular Sid'e yaklaşır. Çantadan kokain kokusunu alırlar. Sid çocuğa yavruları vurmasını söyler ama oğlu bunu yapmaz. Reddeder. Sonra tüfeği Howard'a fırlatır. Sari tarafından durdurulurlar. Gangstere silah doğrultmuştur. Uçurumun tepesinde kızgın anne ayı belirir. Sari işler daha da kötüye gitmeden göle atlamayı önerir. Sid bir briketi yana atarak ayının dikkatini dağıtır. Ayı peşinden gittiğinde Sid ona silahla ateş eder. Eddie ve Howard ise suya atlarlar. Yaralı anne ayı kayalardan aşağı yuvarlanır ama Sid'in düşürdüğü bir torba uyuşturucu aklını başına getirir. Sid çantayı almaya çalışırken yırtıcı hayvan yukarı tırmanır. Uyuşturucu satıcısını aşağı sürükler ve gürültülü bir hırıltıyla diğer ayıları yemeğe davet eder. Sid'in bağırsaklarını çıkardıktan sonra hayvanlar cesedi uçurumdan aşağı atar. Ertesi sabah hayatta kalanlar korucu karakolunun dışındaki park alanında vedalaşır. Enkaz halindeki ambulansın ve arabadan düşen Liz'in yanından geçerlerken polis arabaları o tarafa gelmektedir. Bir sonraki sahnede bir ayı ve yavruları başka bir turist grubu tarafından kameraya çekilmektedir. Ayı kameraya bakar ve sırıtır.